abi bu hayattan. Başka bir şey demiyor size. Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın. Ben sadece şunu söylemiştim. Size yardım edin. Keşke gerçek olsaydı. Şeker dağıtacağım. Ben 11 yaşından beri tut annem elimi, seni kurtaracağım dedim, yapamadım. Sevgili Uyuşturucu ile Savaş TV izleyicileri, bugünkü dünyadan ve ülkemizden haberler programımıza hoş geldiniz. Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kenevir araştırması için enstitüsü kuruluyor. Bununla birlikte 19 üniversitede yine kenevir fakülteleri kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan aldığı bu kararı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe koymuş oluyor. Ülkemizde ekonomik kriz has safhadayken Tayyip Erdoğan kenevir araştırılması, ekilmesi konusunda karar alıyor ve yasallaştırıyor. Halkın yaşadığı yokluk yoksulluk içe sayan AKP iktidarı çözümü halkı uyuşturmakta buluyor. Halkın uyuşturucuya, narkoza değil, var olan işsizliğin, yokluğun ortadan kalkmasına ihtiyaçları var. KYK'larla kapatılan üniversiteler, İşten atılan öğretmenler, akademisyenler, atanamadığı için intihar eden eğitimciler varken AKP iktidarı kenevir ekimi üretimini çözüm olarak halka sunuyor. AKP iktidarı halkı uyuşturarak var olan saltanatını koruyor. Var olan saltanatı sürsün diye, kimse hak aramasın diye uyuşmuş beyinlerle dolaşsın istiyorlar. Hak arama bilincinde olanlar terör listelerine alınıyor ve tutuklanıyor, işkenceler görüyor. Özetlersek, AKP iktidarı, uyuşturucu baronları, çete liderleriyle var olan ilişkilerini pekiştirmek için, uyuşturucuda daha fazla pay almak için, 80 milyon halkın sağlığını, geleceğini hiçe sayarak kenevir ekimi, kenevir ticareti, sağlık adı altında yasallaştırıyor. Sevgili Uyuşturucu ile Savaş TV izleyicileri, uyuşturucuya karşı emperyalizm ve işbirlikçisi AKP'nin var olan sistemine karşı mücadeleyi büyütmek gerekiyor. Hak diyoruz. Evet, bugün yaşanılanlar, ülkemizde yaşanılanlar tamamen emperyalizm ve işbirlikçisi AKP'nin halka baskısı, zulümü her alanda sürüyor. Bugün sadece AKP iktidarının uyuşturucuyla gençlere saldırmasının yanı sıra aydınlara, demokratlara, devrimcilere, halkın hukuk bürosu avukatlarına her türlü saldırıyı reva görüyor. Neden peki? Halkın avukatları var olan sistemin karşısında mücadele ettikleri için 159 yıla varan cezalar alıyor. En demokratik hakların dahi baskı ve şiddetle karşılandığı bir ülkede direnmek, insanlığın en onurlu damarlarının temsilidir. Bu noktada da Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, evet, halkın en onurlu damarını seçtiler, yani direnmeyi. Bugün var olan sistemin zulmünün karşısında hücre hücre eriyerek mücadele ediyorlar. Adaletsizliğe karşı mücadele ediyorlar. Zulme karşı mücadele ediyorlar. Öldürülen halkın çocuklarının bir daha bu tarz zulümler yaşamaması için direniyorlar ve mücadele ediyorlar. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal da işte tam da bugün yaşananlara karşı direniyor ve direnişi yankı buluyor. Bugün 56 baro başkanı yürüyüşle adalet yürüyor talebiyle sokaklara döküldüler. Baro başkanlarına ve halkın hukuk bürosu avukatlarına yönelik saldırılar AKP iktidarının politikası. Ve bunun karşısında daha doğrusu saray soytarısı olan Metin Fevzioğlu sesini çıkarmıyor. Halkın hukuk bürosu avukatları haksız, hukuksuz yere yargılanır, cezalarına sessiz kalır. Saray soytarısı Metin Fevzioğlu. Metin Fevzioğlu'na soruyoruz. Adaletsizlikler karşısında iki avukat, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal, gün gün hücre hücre eriyor, adaleti talep ediyor. Metin Fevzioğlu üç maymunu oynuyor. Neden Metin Fevzioğlu üç maymunu oynuyor? Saray soytarısı olmaktan, önüne atılmış bir kemikle oyalanmaktan başka bir şey değil. Hukukun ve adaletin onurunu, şerefini ayaklar altına alan Metin Fevzioğlu'na şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bugün yapılanlar, bugün yaşanılanlar hukuk adına
yaşanılan onca olumsuzluklar karşısında sadece ve sadece kendini düşünen bir alçaksın. Metin Fevzioğlu bir alçaklığa daha imza atıyor. Savunma yürüyor. Evet, savunmaya sahip çıkan onurlu baro başkanları, avukatlar var. Omurgasız Metin Fevzioğlu lütfederek yürümek haktır diyor. Soruyoruz Metin Fevzioğlu'na. Adalet talebiyle ölüm eşiğinde olan Ebru ve Artaç içinde yaşamak haktır, yaşatmak görevdir diyebilecek misiniz? Diyemezsin, saray soytarısı olmak önüne atılan bir parça kemiğe onurunu, mesleki şerefini satan birinden zaten biz de böyle bir sahiplenmeyi beklemiyoruz. Ve Metin Fevzioğlu'na şunu söylüyoruz. İstifa etmek zorundasın. Çünkü avukatlar ölüm eşiğinde. Barolar başkanları sokakta adalet talebiyle, polisin zulmüne, AKP iktidarının talimatıyla işkencelerine maruz kalıyorlar. Etmek zorundasın dedik. Çünkü adaleti temsil eden, canlarıyla, kanlarıyla bedel ödeyen halkın önünde bunun hesabını vermek zorundasın. AKP iktidarı böl parçala yönet politikasıyla her alanda halka saldırıyor. Bizim bu noktada tüm halk olarak, tüm ezilen halklar olarak birleşip, güçlenip, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı direnişini büyütüp, hem uyuşturucu ile mücadele alanında büyütmek, hem de halkın hukuk bürosu avukatlarına ve özgür tutsaklara sahip çıkmak gerekiyor. Sevgili Uyuşturucu ile Savaş TV izleyicileri, direnmek haktır diyoruz. Var olan zalimin zulmü karşısında direnmek haktır diyoruz. Uyuşturucu ile mücadele saflarında birleşelim, mücadelemizi büyütelim. Halkın hukuk bürosu avukatlarını, özgür tutsakları yaşatalım. Sevgili Uyuşturucu ile Savaş TV izleyicileri, bugünkü haberler programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.